Şimdi hasarat, bu kadar ilişki ağı varken şahsen daha güçlü bir yönetim kurmasını bekliyordum. En çok Süper görev alan iki teknik adam beraberler. Biri 1 bir numarada Rıza Çalınbay, 2 numarada Samet Aybaba. Böyle bir istatistik de var. Bakıyorsunuz bu üçüden ne çıkar? Burada gerçekten ruhunu saha yansıtmayan oyuncular var. Sakatlanıp iyileşmeyen oyuncular var. Maç seçen oyuncular var. Beşi bir yerde, üçü bir yerde takılan oyuncular var. Bireysel baksan hepsi kariyerli, paralarını alırken tıkır tıkır hiçbir sorun yok. Ahmet Nurçebi niye gitti? Abi seninle hafta sonu birlikteydik. Pazar günü Beş Yaş Kongresi'ndeydik. Ben tabii sana göre daha tecrübesiz bir gazeteci olduğum için ya sabahtan akşama kadar oradaydım. Sen biraz geç geldin. Gözünden kaçmadan Olumsuz değil. kelime kullanmıyoruz. Daha az tecrübeli. Daha az tecrübeli. Öyle diyelim. Tamam daha az tecrübeli. Ama tecrübelisin sen de. Teşekkür ediyorum. Ee, sen kongreye öğlen saatlerine geldin ama akşama kadar bitene kadar oradaydın. Atmosferi birlikte izledik. İlk sorum şu. Beşiktaş'ta Hasan Arat Başkanlığı ile birlikte yeni bir dönem başladı diyebilir miyiz? Yeni bir ekol, farklı bir tarz, bir Hasan Arat'la ilgili ayrı bir pencere açmamız lazım. Şimdiye kadar olanlardan farklı bir tarzı var, karakteri var. Yani bir iş adamı profili değil. Daha çok cemiyet hayatında ve sosyal hayatta çok etkin olan, ilişki yönetimi çok yüksek olan, hem uluslararası alanda hem de yer alanda farklı bir karakter. O yüzden networkü çok yüksek, temas ettiği iş adamları yüksek. Eğer bu enerjisini, bu çevresini bir e, enerjiye dönüştürüp Beşiktaş'a akıtabilirse başka bir hikaye yazabilir. Ama bu ölçü çok önemli. Yani ne kadarını içeriye, yani çevresinin, ilişkilerinin ne kadarını içeriye yansıtacak. Biliyorsun Milli Olimpiyat Komitesi'nde başkan yardımcısı hı hı. Tutumok'ta. Ee, son Polonya'da yapılan olimpiyat oyunlarının, e, Avrupa oyunları ayağının şey başkanıydı. Başkanı. Ko organizasyon başkanıydı. Hatta Polonya Cumhurbaşkanı'yla da resimleri falan yayınlanmıştı. Bu anlamda Beşiktaş'ın çok sosyal, e, dünya entegrasyon içerisinde var olacak, ilişkiler anlamını iyi yönetecek bir etki yapacağını düşünüyorum. Fakat tabii ki Beşiktaş'ın başka problemleri var. Önce bir temel sorunları halletmek lazım. Peki şimdi temel sorun dediğin zaman taraftarın ve izleyenlerin aklına gelen ilk soru futbol. Hasanat burada çözümü üçlü bir saçağı oluşturarak e, buldu diyelim. Yönetim kurulunda Beşiktaş efsanelerinden Feyyaz Uçar, Beşiktaş futbol genel koordinatörü e, Samet Aybaba ve teknik direktörü de Rıza Çalınbay. Ve dünkü yaptığı açıklamada da ben futbola karışmayacağım. Feyyaz Uçar gazetecilerle muhatap olacak dedi. Basın sözcülüğünü de verdi zaten yönetim kurulu listesinde o şekilde açıkladı. Bu üçlü Feyyaz Uçar, Samet Aybaba ve Rıza Çalınbay üçlüsü en azından sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ı belli bir seviyeye getirir mi ve transferlerde etkisini gösterirler mi? Şimdi hasarat e, bu kadar ilişki avarken ee, şahsen daha güçlü bir yönetim kurmasını bekliyordum. Kötü bir yönetim değil. Asla haksızlık etmek istemem ama daha iyisini yapabilecek potansiyeli vardı. O yüzden e, her iki adayın listelerinde e, benim hayal ettiğim, tasarladığım yönetimin biraz gerisinde. Bunun altını çizelim. İşte son ee, süreçte tercihlerinde farklılıklar var. Genelde futbol başkanların ve ikinci başkanların genelde müdahil olduğu bir dönem yaşadık Beşiktaş'ta. Hı hı. Yani e, atıyorum hı. Süleyman Sabah döneminde de başlayalım. O dönemde de futbol şube sorumlusu atanırdı ama Süleyman Sabah mutlaka bu işin içerisinde olurdu. Arkasından Serdar Bilgili başkan olduğunda Yıldırım Demirören e mesela futbol şube sorumluluğu vermişti. E, Yıldırım Başkan'a. E, Serdar Bilgili hem transferle hem diğer konularda da bir şekilde sistemin içerisindeydi. Fikret Orman daha keza benzer bir tarzı vardı. Bir futbol transfer komitesi başkanı atardı, futbol futbola bakan birisini görevlendirirdi ama e, mutlaka işin içerisinde olurdu. E, bu sürece baktığımız zaman Sayın Ahmet Nurçebi de öyle. Yani hem ikinci başkanken hem de e, başkanken e, hem futbolun içine müdahale eden, direkt kararlara etki eden, hatta e, bu yetkiyi de birçok kez kendi toplayan bir başkan modeliydi. Şimdi Sayın Arat'ın e, Hasan Arat'ın bu açıklamaları, yaklaşımı, işte Feyyaz Uçara ve Samet Aybaba'ya e vereceğim süreci, onları yönetecekler. Futbolla ilgili açıklamaları basın sözcülüğünü Feyyaz Uçar yapacak e, demesi ve onlara gereğinden fazla demeyeyim belki de gereği kadardır. Yetki vermesi farklı bir tarz, farklı bir yaklaşım, deneyimlenmiş bir durum değil. Yani son 30 yılı bilen bir gazeteci olarak Beşiktaş'ta biraz farklı bir e, örnek sergiliyor. Bu ne kadar gerçekleşebilir? Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba bu işi kendi başlarına ne kadar götürebilir? Götürürse başarılı olur mu, olmaz mı? Bunlar henüz bildiğimiz kavramlar değil ama şunu biliyoruz ben. Feyyaz Uçar'ın e, işte gazeteciliğe ilk başladığımda 17 yaşındaydım. Ee, o da e, yaklaşık 28 yaşındaydı. Hı hı. Ee, aramızda bir 11 yaş fark var. Samet hocayla şey döneminde hiç çalışmadım ama hocalık döneminde ve Beşiktaş'taki etkinliğini bildiğim için o kaptan, Samet kaptan meselesi çok güçlüydü. O da organizasyondur. Gitti takımlarda hep röportajlar yaptık hep süre içerisinde. İyi toparlar. Yani o işleri de bilir, organizasyonu da bilir. Ee, Rıza Hoca'ya gelince üçlü ayak dedin. Rıza Hoca zaten Beşiktaş'ın gerçek efsanesidir. Yani sadece Beşiktaş'ın değil Türk futbolunun efsanesidir. Yani Türk futbolunda Üç şeye dikkat ederim. Bir, futbolcu dönemi nasıl geçmiş? Ki Rıza Çalım'a hem milli takım oyuncusu hem Beşiktaş'ın en çok forma giyen oyuncusu. Bu bir. Beşiktaş'ın efsanesi. iki milli takımda oynamış. Bir oyuncu olarak e, kaptanlık şerefine erişmiş. Ümit milli takımı çalıştırmış. Ve şu anda Süper Lig'de Samet Aybaba'nın üzerinde birinci sırada. En çok Süper görev alan teknik adam. Çok tecrübeli yani. En çok Süper görev alan iki teknik adam beraberler. Biri bir numaralı Rıza Çalınbay, iki numarada Samet Aybaba. Böyle bir istatistik de var. Şimdi bakıyorsunuz e, bu üçüden ne çıkar? Aralarında bir sorun yaşanmaz. Neler der ki ya bu anlaşırlar mı? Samacı teknik direktör. Aralarında bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Onlar otururlar, birlikte organize ederler. Altyapı, üst yapı bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu model Beşiktaş'ın eskilerinin, Beşiktaş'ın efsanelerinin, Beşiktaş'ın özünün daha çok sesinin duyulacağı ve ağırlığını hissedeceği nokta. Şimdi bu bu önemli. Beşiktaş'ın evlatları Beşiktaş'ta görev alıyorlar. Diğer tarafta da kazansaydım Mehmet Özdilek görev alacaktı. Belki Rıza çalımbayla devam edecekti. Takım arkadaşıyla, kaptanıyla. Bunlar güzel şeyler fakat tarih size bu fırsatı verirken bir de karşınıza bir sorumluluk yükler. Nedir bu sorumluluk? Nedir abi? Başarı. Siz bugün Feyyaz Uçar olarak, Samet Aybaba olarak Rıza Çalınbay üçlüsünü göreve getirirseniz başarılı olmak zorundasınız. Eğer başarısı olursanız buradan bir başarısı hikayesi çıkarsa ne olur biliyor musun? Birçok eski futbolcu Korkarlar mı? Birçok eski efsane bir daha bu şansları bulamayabilir. hı. Hmm. O yüzden yolu tıkamamak lazım. Beşiktaş'ın bir geleneği vardır. Altyapıdan yetişen oyunculara çok büyük destek verilir, vefa gösterilir. Beşiktaş'ın formasını giyen efsanelerine büyük değer gösterilir. Bunların kırabiltisi çok yüksektir. O yüzden bu sınırsız krediyi çok iyi kullanmak lazım. Ya yani ben de Rıza Çalınma'nın kredisi bitmez. Samet Hoca'nın kredisi bitmez. Bu efsanelerin kredisi kolay kolay bitmez. Ama kredi canlı tutmak lazım. Böyle arada bir artırmak lazım. İşte fırsat. İşte meydan. işte yeşil çimen. E, ee, Beştaşı. Hayır işte çıktılar meydana. Toparladılar. Ama işleri kolay değil. Ateşten gömlek dedim ben. Hala kızanlar var eski yönetimden. Neden ateşten gömlek biliyor musun? Ekonomik yapıyı girersem izleyicilerimizi sıkabilirim. Yani öyle 3 milyara yakın bir borçla alındı. Şu anda 8 milyar borç. işte 6,5-7 deniyor ama e, 7-8'i buldu o rakamlar. 7-8'i buldu. Hı hı. Yani baktığımız zaman 2,5-3 katına varan borç artışı olmuş. İster bunu kur, kurdan diyebilirsin, ödemelerden diyebilirsin, faiz yükünden diyebilirsin, yanlış transferlerden diyebilirsin ama bir Beşiktaş'ta taşta borcu katlanarak büyüyor. O kenarda. Onu duralım. İkincisi futbol takımı. Futbol takımı sadece kadro mühendisliği açısından sıkıntı yoramış bir kadro mu, yıpranmış bir kadro mu, kalitesi düşmüş bir kadro mu? Evet. Var olanlar da kendi değerlerini gösteremiyor bu ortamda. Zaten kadro düşünce aşağıya çekti Beşiktaş'ı. Ama asıl problem Beşiktaş takımında çözülmesi gereken problem şu. Takım içinde bir birlik, beraberlik yok. Hani bir orkestra vardır. İşte bir tane mağustere çıkar yönetir. Müthiş bir restale dönüşür. Herkes ayakta alkışlar. Kalkar. Opera yönetimi gibidir. Işte. İşte orkestranın yönetimi gibidir. Beşiktaş'ta şu anda bir oyuncu başka bir telden çalıyor. Öbür oyuncu başka tel. Üç beş oyuncu başka bir telden çekiyor. Beşiktaş'ın problemi kadrodan önce, kadro mühendisliğinden önce duygu mühendisliğinde problem var. Beşiktaş'ın aile olma, Beşiktaş takımının takım olma problemi var. Ve bu bu duyguyu yaşamayan oyuncular var. Bu duyguyu yaşamayan oyuncuları terbiye edilmeye ihtiyacı var. Balans ayarının yapılmaya ihtiyacı var. Beşiktaş'ta balans ayarı yapılacak en az 3-4 tane oyuncu var. Baktın ki, Samet hocayı bilirim, tanırım. Balans ayarı, Rıza hocayı tanırım, bilirim. Beşiktaş'a zarar gelecek. Herhangi bir suistimal, herhangi bir boşluk, herhangi bir e, duygu boşluğu, herhangi bir motivasyonsuzluk herhangi bir başka bir e, davranış şeklini gördüğü anda Valerian İsmail kadar hoşgörülü olmazlar. Hmm. Çünkü bunlar tecrübeli adamlar. Şenol Güneş'in de bu ülkede e, çok tecrübeli bir kut bir teknik adam olduğunu bilirler. Şenol Güneş'i gönderen oyuncu grubu, kalmasını engellemeyen, tutamayan oyuncu grubu Şenol Güneş'i yiyen oyuncu grubu Rıza Çalınbayı da Samet Aybabayı da yeme ihtimaline karşı hem Rıza kaptan hem Samet kaptan e, hamlelerini yaparlar diyorsun yani. Şimdi hayat boşluk kaldırmaz. <laughs> o boşlukları illaki doldurur. Birileri doldurur. Ben söylüyorum takımın psikolojisi ve takım olma ruhu düzeltilmeden. Aman bu oyuncular iyiymiş diyerek. Transfer hamlelerinde ve takım toplamında yanlışa düşülürse ki zannetmiyorum yani. Samet Hoca yemez, Rıza Hoca, Feyyaz Hoca bunlar tecrübeli isimler. Böyle hani içerideki e, raporları hemen almışlardır Rıza Hoca'dan, oturmuşlardır, kopmuşlardır. Ses çıkartamıyorlardır. Herkes farkında her şeyin. Burada gerçekten ruhunu saha yansıtmayan oyuncular var. Sakatlanıp iyileşmeyen oyuncular var. Maç seçen oyuncular var. Beşi bir yerde, üçü bir yerde takılan oyuncular var. Bireysel baksan hepsi kariyerli, paralarını alırken tıkır tıkır hiçbir sorun yok. Ahmet Nurçebi niye gitti? Birinci, üç beş nedeni var da. Birinci evet. nedeni parayı zamanında ödedi oyuncularına tıkır tıkır. Evet. Ama bakiye dönüşleri olmadı. Niye olmadı? Demek ki orada Şenol Hoca'nın çözemediği sorun neyse bu sorunun cevabını arasınlar. Ben daha keskin çözümler öneririm ama haddimi Hı -hı. aşmak istemem. Yani mesela e, Feyyaz Hoca dedi ki yönetici olarak seçilmiş yönetici basın olacak. Dedi ki önce elimizdeki oyunculardan faydalanalım. Çok doğru. Tabii ki elimdeki oyuncular oynamak zorunda. Hepsini aynı anda gönderemeyeceğin için. E, bir bakacak. Reaksiyonlarını ölçecek. Umarım bu reaksiyon ölçme için zaman kaybına yol açmaz. Bazen ibret alem için 2-3 oyuncunun kelle salınıp hani suçsuz olanlara değil. Yani Beşiktaş'ın ruhunu taşımayan, takım ruhunu taşımayan oyuncuların bir an önce bypass edil, balans ayarı olmuyorsa parçayı değiştirmek lazım. O zaman ben müsaadenle şöyle demek istiyorum. Feyyaz Uçar, Samet Aybaba Rıza Çalınbay üçlüsü Beşiktaş takımını ele aldıktan sonra bir balans ayarı çekecek. Gerekirse birkaç tane oyuncunun ee, tabirimi mazur görürsün sen elbette ama izleyicilerim de mazur görsün. Birkaç futbolcunun kellesi gidecek. Mi? Ben gitmeli diyorum. Gitmeli diyorsun. Ama e, oyuncular e, kalkarlar derler ki ya biz hocam e, Sırza hocam, Samet hocam, Feyyaz hocam, yeni yönetim sizin iradenizden, bu işteki ciddiyetinizden etkilendik. Biz Beşiktaş için yeteneklerimizi ortaya koymaya kaldık. Yüreğimizi hak ettiğimiz alın paranın karşını vermeye geldik. Herhangi bir angajman değil. Bu iş patronu da sizsiniz ee, derlerse ona da gerek kalmayabilir. Bir balans ayarı da yetebilir. O zaman abi ben mevzu alıyorum ve şuraya getiriyorum. Beşiktaş futbol takımında birlik beraberlik yok iken Beşiktaş Genel Kurulu Türkiye'de spor kulüplerinin genel kurullarında hiç görülmeyen bir manzara sergiledi. Sen de oradaydın, ben de oradaydım ve hatta ben gözücüyle sana da baktım. İkimiz de o anda telefonlarımızı açtık ve o tarihi anları ölümsüzleştirdik. Neydi o anlar? Akşam saat böyle yedi 7 civarıydı ve e, Akatlar Spor Salonu'nda sol tarafta Serdar Adalı taraftarları, sağ tarafta Hasan Arat taraftarları birlikte Beşiktaş tezahüratları yaptılar. E, sen benden çok çok daha fazla kongre görmüşsündür. Hem Beşiktaş'ın hem diğer takımların. Bana şu şunun cevabını verebilir misin? Sen hiç İki başkan adayının taraftarlarının ortak tezahürat yaptığı bir kongre gördün mü? Ya bu seviyede görmedim. Ama zaman zaman alkışların olduğu dönemler oldu. Genelde o sandık kapatıldıktan sonra, genelde sandık 17'de kapatılırdı. Bu sefer 18'de kapatıldı biliyorsun. Hı hı. Çünkü dışarıda o kadar izdiham olunca dışarıda gelenler, kapıda bekleyen, 2 saat, 3 saat bekleyenler 5'te kapılar kapatılır dışarıda orada bir karar alındı. Sayın e, Divan Başkanı Ahmet Akpınar, çıkanı, Ahmet Akpınar e, Sayın Hasan Arat ve Sayın e, Serdar Adalı birlikte oturdular. Yuka karar verdiler. Diler ki buraya gelen, Beşiktaş için gelen, Beşiktaş'ın derdiyle dertlenen, oyuna sahip çıkan, demokrasiye sahip çıkan her Kongur üyesinin ki gidenler de oldu yığılmadan dolayı. Hı hı. Birlikte oturdular. O insanların e, güvenlik çemberini aldılar ve salonun e, içeri aldılar. Normalde 5'te talimattır. Yürürlük yasa bunu gerektiriyor. 5'ten sonra kim kimse oradan oraya içeri giremez. Kuş uçmaz yani. Yani sen çıksın gazeteci olarak dönüşün bile zor. Yani çıktıktan sonra güvenlik için hı hı. E, Çünkü aramalar yapılıyor bilmem ne yapıyor. Bir sürü hassasiyette var. Geçmişte 2000 yılında falan girmeyeyim oralara. Beşiktaş'ın taşın e, geçmiş tarihindeki her kongre böyle steril falan olmamıştır. Sıkıntılı anlar olmuştur sabahlara karşı olaylar falan. Oralar, oralar bu günümüzün konusu değil. Ama çok güzel atmosferdi. Şeyden sonra her iki takım her iki tarafın ıı, taraftarları, ıı, temsilcileri karşılıklı olarak birbirlerine iltifat ettiler ve ortak payda Beşiktaş ıı, isminde ve Beşiktaş tezahüratında birleştiler. Hmm, Kongre sonunda Sayın Hasan Rat'ın kazandıktan sonra zafer konuşmasını yapıyor. Balkon yapık ama kürsü, kürsü konuşmasına çıktı dedi ki ıı, Sayın Hasan, ıı, Hasan Rat söylüyor bunu. Sayın Sen Adalı büyük başkandır. Belki büyük iyi büyük Beşiktaşlıdır. Eee iyi Beşiktaşlıdır dedi ve kendi taraftarları salonda kalmış. O ara Serdar Adalı çıkmıştı. Arkadan kameraların önünde bütün yayının önünde Adalı'yı alkışlattı, tezahürat yaptırdı. Bunlar görülmedi. Bu ilk defa görülüyor. Bunlar önemli. Neden? Hasan Arat'ın bu dakikadan sonra izleyici izleyeceği politikalar hakkında o gün bilgi verdi. Yani seçimden önce agresif bir dil, bütün noktaları değerlendiren, bütün siyasi manevraları yapan, bütün seçim kazanmak için her türlü e, olumsuzluğu, negatifliği kendi lehine çeviren bir Hasan Arat ve tansiyon da yükseldi ama seçim bittikten sonra da yönetmek istiyorsanız Beşiktaş'ı, Beşiktaş'ın diğer unsurlarıyla, dahil ürün size oy vermeyenlerle dışarıda kalan 6 bin kişiyle ya da camiayla, taraftarla doğru mesajlar vermeniz gerekiyor. O da hemen kucaklayıcı bir dile büründü. E, hemen Sayın Serdar Adalı'yı arıyor. Diyor ki, e, yönetimde beğendiğim, değer verdiğim insanlar var. Ekibinden, kişilerden faydalanabilir miyim? Müsaade var mı? diyor. O diyor ki, müsaade senin. Beşiktaş hizmet edecekse buyur, herkes alabilirsin diyor. Bunlar güzel şeyler. Yani i̇ki şey, e, bu tür durumlarda şöyle olur. Bu e, İyi insanlar dışarıda kalabilir bazen. Çünkü iki liste oluştuğu zaman iki tarafta da çok değerli isimler olur. Bunlardan faydalanmayı talep etmek ya da kullanmak doğru bir şeydir. Doğru bir hamledir. Bugün mesela Ahmet Nur çebi yönetiminden de Umut Tahir Güneş'i aldı. Çünkü çok iyi giden basketbol takımı Basketbol iyi gidiyordu. Taraftar memnundu. Geçen sene küme düşen takım aynı yönetici Umut Tahir Güneş'te varken sonraki yatırımlarla iddialı bir hale geldi. Nedim Yücel ee, geldikten sonra da başka bir ruh, Beşiktaş ruhu verildi. Seyirci mutlu olunca da iyi giden bir şeyi ara, Sayın Arat bozmak istemedi. Bu da doğru bir hareket. Ama orada bir not düşeyim. Ee, i̇yi gittiği konusunda karar konusunda alınan kararı doğru buluyorum. Ama eksik olan bir yanı var. Sanki o süreçte bu basketbolun toparlanma sürecinde ben iki figür görüyordum. Umut Tahir Güneş bir de Barış Dillioğlu. O da çok tecrübeli bir isim ve basketboldaki süreç içerisinde Barış Dillioğlu'nun da hep konuşuluyordu kararlarda vesaire. Yani şimdi şu sorulabilir. Barış Dillioğlu mu çok etkindi yoksa Umut Tahir Güneş mi bu işlerde çok şeydeydi, verimliydi? Bunu zaman gösterecek onu da görmek lazım ama ikisi beraber başarılıydı toparlamışlardı. Yani birisi sorumlu, birisi diğer de yöneticiydi. Basketbolda iki figür. Birisi görev aldı, diğeri dışarıda kaldı. Bunun yansımaları olumlu mu olur, olumsuz mu olur? Belki daha iyi olur. Onu da bilmiyorum. Ama bunu da bir bilgi olarak şöyle bir kenarda dursun. Ama Hasan Arat'ın Sayın Hasan Arat'ın bu konudaki şey tavrı Yapıcı tavrı ya da e, kompleksiz tavrı. Yani e, kimsenin beklemediği bir tavırdı. Yani bir an önce şey diyorsunuz. E, düşünün seçimden önce bir şeyiniz var. E, matruşka hikayeniz var. Hı hı. İşte Matruşka böyle oldu. Bunu destekliyor. Şöyle oluyor. Böyle oluyor. Bu bir siyasi bir şeydi. Söylemdi. Bir seçim yatırımıydı. Ya, haklı olduğu noktalar da vardı. Kimse haksız iddia edemez. Doğru. Ama e, bugün baktığımız zaman bütün sandıklardan Sayın Hasan Rattı çıktı bütün sandıklardan yani evet. bugün e, Ahmet Nur de e, Emre Sayın Emre Kocadağ'ın da Sayın Ahmet Nur de ve son 15'ten sonraki sandıklara baktığımız zaman oradan da e, araç çıktı. Demek ki ne oluyormuş? Ismarlama oylar, blok oylar, korkulan oylar olmuyormuş. Bu yayınlarda söyledim. Dedim ki Beşiktaşlı gerçekten kongre üyesi yapılan kişi Beşiktaşlıysa, Beşiktaş'ı tanıyorsa Beşiktaş tribünlerini biliyorsa, Beşiktaş'ın ruhunu biliyorsa, Beşiktaş duruşunun ne olduğunu biliyorsa. Şimdi gidersiniz fabrikadan 100 kişiyi yaparsınız üye. Yani Beşiktaş'ı tanımaz, maçını bilmez, ruhunu bilmez. Bilmez Beşiktaş'ı. O gelirse istediğinize oy atabilir. O bildirilmiş evet. kıta odur. Ama üye yapılan kişi gerçekten Beşiktaş değilse dinler, bakar, gider sandığa, açar şeyi, perdeyi, vicdanı ve aklıyla baş başa kalır, oyunu istediği adaya atar. O yüzden Hamet Nurçebi seçildiğinde de böyle bir şey olmuştu. O zaman da Fikret Orman döneminde yapılan 500, bin, 5200 kişi dile dolanmıştı. Tam tersi oldu. Bugün yine benzer şeyler söylendi. Bu sefer tersi oldu. Sayın Hasan Rat kazandı. O zaman korkmanıza gerek yok. Yapılan üyeler kim yaparsa yapsın önemli değil. Eğer gerçekten Beşiktaşlıysa siz buna dikkat edin. Sıkıntı yok. Ee, i̇nandıkları e, adaya oy verirler çalışan, sahada çalışan, seçimde çalışan, daha organize çalışan, daha iyi mesajlar veren, toplumu doğru bilgilendiren ya da istediği şekilde yönlendirebilen kişiler bugün Sayın Hasan Arat'ta olduğu gibi seçimi kazanabilir. Fatih abi Beşiktaş'ta muhteşem bir kongre geçti. Birlik beraberlik anlamında muhteşem ve Beşiktaşlılar bütünleşti, birleşti. Çok güzel görüntüler gördük. Ancak taraftar şuna tepkili. Kardeşim, Türkiye Futbol Federasyonu Beşiktaş'a karşı bir husumeti var. Bunu biliyoruz diyor taraftar. Ama Hasan Arat seçildi. Bu husumetiniz yine devam ediyor. Yani Hasan Arat'a karşı bir yumuşama gösterin demiyor taraftar. Ama en azından yeni seçilen yönetimi görünen bir yerden, Twitter'dan. Çünkü Twitter önemli bir mecra. Yeni adıyla X daha doğrusu. Niye tebrik etmediniz? Niye sadece internet sitenizde 3 cümlelik bir tebrik mesajıyla geçiştirdiniz diye Beşiktaş taraftarı TFF'ye ve dolayısıyla Mehmet Büyükek şey tepkili. Sen ne söylersin ve TFF bu anlayışı ne zaman bırakacak? Bırakmayacak mı veya? Şimdi 30 yıldır 30 yılı aşkın hem Beşiktaş hem Milli Takım'ı takip ediyorum. Kongreleri de biliyorum. Bu tür değişimler, makas değişimleri ilişkileri düzeltmek için bir fırsattır. Bazen devletler bile devletler bile birbirinden bağımsız devletler bile ilişkiler gerilir. Maslahat güzarı seviyesine indirilir ilişkiler. Sonra evet. tekrar ilişkiler dış işleri girer vesaire falan sonra tekrar eski normaline gider. Yani herkesle kavga ederek, herkesle e, savaşarak, mücadele ederek sistemi yönetemezsiniz. Ki o iş devletlerde. Şimdi ama futbol federasyonu ve kulüp ilişkileri böyle değil ki. Birisi kulüpler ana unsurlar ve onların başında da o organizasyon, futbol organizasyonun yönetimini sağlayan Türkiye Futbol Federasyonu. Sen bu organizasyon içerisinde kendinle ya, ya da senin bir bütünün içindeki çok önemli bir figürle, temel taşlarından biriyle kavgalı kalman kimseye faydası var mı? Sana soruyorum. Kimseye var mı? Hayır, yok. Yok yani olmaz. O zaman bu fırsat olmuş, başkan değişmiş. Ee, nedir sadece internet sitesinde kuru bir açıklama değil. Twitter'da da, Facebook'ta da hiç kimse seni eleştirmez bu konuda ya. Neden başkan eee Hasan Rahat seçildi diye tebrik ediyorsun diye hiç kimse sana yapmaz. Yani bu bunun e, iyi değerlendirilmesi lazımdı. E, bu anla bu kabul edilemez. Yani nereye kadar gidecek bu gerilim? Bu kavga kimseye bir şey kazandırmayacak. Türk bir şey kazandırmayacak. Ve federasyonun bu konuda seçim bittikten sonra doğru adımlar atması lazım. Hep öyledir seçimden önce gerilir, tansiyon yükselir. Argüman olarak da kullanabilirsin. Yani Bu iş böyledir ama seçim bittikten sonra nasıl dil ve tansiyon düşüyorsa bir barış, bir olumlu adım yapmak lazım. Bence bu fırsatı TFF iyi değerlendiremedi. Süreci izleyip göreceğiz. Ama bu yol bence en doğru yol değil. Daha iyi yollar. Daha makul yollar, daha uzlaşmacı yollar var. Eğer Türk futbolunda e, daha 3,5 yıl daha TFF yönetmeyi düşünüyorsa e, herhalde 3,5 yıl Beşiktaş'ta kavgalı ya da diğer kulüplerle tartışmalı bir e, politika izleyeceğini ben şahsen düşünmüyorum. Kırılacağı bir yer olacak sürecin ama bu iyi bir fırsattı. TFF bu barışma fırsatını ya da yumuşama fırsatını e, şu an için kullanmadı.